Haydi. Merhabalar, Raket Servisi hoş geldiniz. Ben Gökay. Ben Anıl, merhaba. Evet, bugün Toprak sezonunun artık ilk haftalarını geride bıraktık. Yavaş yavaş yükseliyoruz. İstanbul'da turnuvamız başlıyor. İstanbul'u konuşacağız tabii. Bir de Monte Carlo Masters'ta dün bitti. Pardon, bugün bitti. <laughs> Günden karıştı. O iki turnuvayı konuşacağız. Artık çorapların korta girip çıkarken farklı renklerde olduğu... Omo kirlenmek güzeldir reklamlarının ön plana çıktığı bol bol e, sahneler e, göreceğimiz turnuvalar yaklaştı. Avrupa ayağının da çok geniş olması sebebiyle bizim de en yakından ve heyecanla takip edebildiğimiz e, senenin e, heyecanlı bölümü olan toprak sezonu başladı. Gerçekten evet. uzun vallede, her Davidoviç, şey burada. Alejandro Davidovic olduğu için sadece çoraplar değil... <laughs> Sırt Kafa bandına kadar her yer. yerin <laughs> toprak oldu. Bir sezondayız. Kendisini de bol bol konuşuruz diye tahmin ediyorum. Çünkü evet. ilk defa Masters'a finale yükseldi. Ama istiyorsan önce bir İstanbul'la başlayalım. Çünkü bu hafta bizde bir WTA turnuvası var. Bunu bir konuşalım. Kimler geliyor? Siz geliyor musunuz? Siz nasıl gidebilirsiniz? Bugün eleme maçları oynandı. Tenis Twitter'dan kişiler gördüm. Mutlu oldum. Zaten tenis Twitter'dan olmayan kim o hava şartlarında merkez kortta maç izleyebilirdi? Onlara buradan selam yollayalım. <laughs> e, i̇stiyorsan bir şeyle başlayalım. WT İstanbul'la başlayalım. WT İstanbul'la başlayalım Gökalp. Haberler de Organizasyonun çok içindesin. Her gün oradasın. Evet. Bir, evet. Çok kısaca bir Nasıl gelebilir insanlar bir onu açıklarsan ondan sonra biz de hem bizim kızların kurağasını bir konuşalım hem de turnuvanın genelini de bir konuşalım. Bir heyecanı verelim ortamı. Aynen öyle. Bilmeyenler varsa İstanbul'daki WTA turnuvası bu sene üçüncü kez İstinye'de düzenlenecek. İstinye 2020'de geçmişti federasyonun yeni tesisine. Ee, çok güzel toprak kortlarının olduğu tesis var. 2020'de geçti ama o zamandan beri tabii seyircisiz oynanıyor. Böyle tam talihsiz bir zamanda geçiş olmuştu. İlk sene Buşar elemelerden gelip finale yükselmişti. Patrice Mariatik kazanmıştı. İkinci senede geçen sene işte Kirsteya finalde Mertens gelmişti. Ee, bu sene artık seyircili olacak. Ee, hafta sonu satışlar güzel gidiyor bu arada. Hayır, haberiniz olsun. Siz de biletinizi edinin mutlaka. Hafta içi de bekleriz. Hafta içi akşam seansları olacak çünkü her akşam saat beşten sonra iki tane maç var. Özellikle okay. ilk dört gün, pazartesi perşembe arası. Cuma zaten çeyrek finaller var. Ee, onun için e, İstinye'de olacak. İstinye'deki merkezde. Nasıl gidebilirsiniz? Tabii toplu taşımanın yanı sıra bir de İstinye Park'tan ücretsiz servis de kalkacak. Oraya araba bırakıp ya da metro ile oraya gelip oradan da servislerle maç saatine göre ayarlanmış program, ücretsiz servis programıyla <laughs> oraya geçiş yapabilirsiniz diye böyle ürün yerleştirmeyi çat diye bıraktım. Vallahi Gökhan, bu şatılışı bence çok kritik çünkü özellikle metroya da yakın ee, şey düşünüyorum, Kozavos Arena'yı düşünüyorum, Akbatı, o taraflara insanlar gidemiyordu, turnuva bomboş kalıyordu. Şimdi gerçekten hem insanların çalıştığı yere yakın iş çıkışı gelebilecek yerler ve ortam da çok daha geri dönmeye de <laughs> müsait hani oradan o açıdan bence çok önemli hani İstanbul Cup deyince tabi insan aklı ister istemez 2016 yılı geliyor bu sene de neden öyle bir şey olmasın deniyor ama gözler biraz da Çağla'yı arıyor umarım en kısa zamanda o da bize güzel haberlerle geri döner ve kortlarda görürüz ama geçtiğimiz yıllarda da kupa gelmese de çok keyifli maçlar izletmişti İstanbul'da ee, bizim kızlarımız genelde zaten e, ortalamanın çok üstünde performans gösteriyorlar ve bunun bir ana etmeni de tabii ki tribünler ve evet. Türk tenisinin başarılı olmasını isteyen insanlar için bence bulunmaz bir fırsat orada o desteği verip ben de taşın altına elimi koydum demek o açıdan evet. bence herkes e, gitmeli gelebilenler. Aynen. Ben ve çok 4000 kilometre uzakta olduğum için gelemiyorum biraz ters lojistik olarak ama... <laughs> Ve çok fark ediyor tabii yani canlı izlemek. Hafta sonu tabii gelenler ki. oldu. Böyle yakındayım. bir Acaba bakabilir miyim diye gelenler oldu. Cumartesi hem hazırlıklarda hem de pazar günü bugün eleme maçlarında. Ee, gelenler e, antrenmandan bile çok etkileniyorlar. Onun için özellikle hiç canlı profesyonel maç izlemediyseniz çok güzel bir fırsat. Hani antrenmanlarını izlemek. Onun dışında e, ilk tur maçlarını izlemek. Yani o topun sesi bile e, çok farklı geldiği için ve bu Türkiye'de Sürekli olan bir şey olmadığı için hani genel olarak da bu fırsatı kaçırmayın. Milli oyuncuları desteklemek için tabi ekstra bir şey var. Pazartesi günü e, İpek ile Berfu çiftler maçı oynayacaklar mesela. Sonra Salı günü büyük ihtimalle İpek tekler oynayacak. Sonra Ayla ile Zeynep'in çiftler maçı olacak Salı ya da Çarşamba günü. E, programda Pazartesi, Salı, Çarşamba yani bizim oyuncularımız olacaklar. Bir de yine geri dönenler var e, İstanbul'da değişik böyle tekrar yükselişe geçmek isteyen e, isimler var. Ee, elemelerden gelenler var işte. Böyle çok iyi oyuncular var. Bir talihsiz bize çıktı Kura'da. <laughs> Aynen. Wang Chang Ayla'ya çıktı mesela. Eski 14 numara sanırım ya da 12 numara. 12 numara. Don, Dona Vekic eleme oynadı bugün. Hani değişik değişik isimler var böyle. Ee, onun için hani bize gelmişken güzel bir fırsat. Havada çarşamba itibariyle şimdilik güzel gösteriyor. Ee, bakalım inşallah seviyorum. iyice toparlar. Şimdi Bogota'daki turnuvanın ortamını, ambiyansını değerlendiriyorum. Ve oradaki katılımcı sıralamaları da e, bir numaralı seri başı Osorio'ydu. 33 numara o da ev sahibiydi. Hani bizde de çok daha iyi bir katılımcı listesi var. Tabii ki hani insanlar hep en top tenler gelsin, şu bu gelsin istiyor. Ama gerçekten tenisi severek izleyenler için çok çok iyi maçların olacağı bir ortam. Ki Dolu tribünlerle oyuncuların performansı da bana sorarsan hep bir tık yukarıya çıkıyor o ambiyansta. Dolayısıyla e, iyi bir fırsat var. Güzel temizlik var. Bir bakalım hemen. Bir numaralı seri başı Eliza Mertens. Mertens burayı seviyor. Geçen sene final oynadı. Çiftleri kazandılar Kudermetova ile. Kudermetova zaten üç numaralı seri başı. O da burada. E, Kirsteya geçen senenin şampiyonu. Buraya geri döndü. O da iki numaralı seri başı. Dört numara Osorio çekildi. Kalinina 4 numara oldu. Jill Tayman 5 numara. Ayala Tomljanovic 6 numara. Sarasor Ribes 7. Martin Stoa'da 8 numaralı seri başı. E, bu isimler dışında Petra Martic var. E, Roland Garros'ta çeyrek i̇yi, olan. toprakçı. E, e Burayı da seviyor Martic. Burada da hep iyi sonuçlar elde ediyor. Martin için burada şampiyonluğu var mı? Var. Sanki İstanbul'da bir şampiyonluğu var gibi var. aklımda kalmış. Var. Sanırım 2-3 sene önce aldı. Bak hemen kontrol edeyim ben. Hatırlıyorum. Yani çok iyi bir sonucu var burada kesin. Aynen. E Potentio var. E bir de canlı göreyim diyenler varsa ilginç karakter. Anaconda, eee buraya geldi o da. E, Antalya'daki maçlardan sonra milli takım maçlarından sonra. E, Martina Trevizan. O da biliyorsunuz çılgın bir iş yapıp çeyrek finale yükselmişti. iki sene önce e, Roland Garros'ta. Bu isimlerde ana tablodalar. Tabii bizde davetiye ile iki isim var. Millilerimiz var. Türkiye'nin yeni bir numarası İpek Öz e, ana tabloda ve Pemra Özgen ana tabloda bu iki ismi de izleyebileceğiz. Pemra ilk turda elenmeden gelecek bir isimle oynayacak. İpek de ilk turda Arantia Rus'la oynayacak şu anda tabloda. Yani e, bence tabii ki WK 250 seviyesi dediğin zaman aslında hiçbir zaman böyle kolay bir kura çıktı denemez. Pemra'nın kurası bir tık daha iyi tabii elemelerden kim geleceğine bağlı olarak e, evet. çok Wang Chan gelirse Aile Aylanın oynadığı evet. o zaman gerçekten berbat bir kura olur. <laughs> ama Vekic var, Bogdan var. Hani evet. Bogdan Berfu ile oynayacak. Bogdan efendim. da çok e, ilginç bir maç var orada. Berfu da bu arada çok net aldı maçını. Tabii yayın ben görmedim, izleyemedim o yüzden evet. ama. baya Bayas etti rakibini 140 100, günümüz 143 numarasını. Aynen öyle. Şimdi Bogdan Zeynep'i yendi. Zeynep de tabii o da yavaş yavaş bu seviyede tecrübe kazanıyor. Bir de bizim oyuncularımız için şöyle bir şanssızlık oldu. Biz neden olduğunu, ben neden olduğunu anlamadığım bir şekilde. Bir de maçlar, grup maçları bitmişken, cumartesi günü bir de sıralama maçı oynamak zorunda kaldı bizim milli takım. Beşincilik, altıncılık maçı. Avusturya'yla oynadılar. Ben eminim Avusturya'nın da umurunda değildir bu. Bizim evet. de değildir. Ama Zeynep de, Berfu da e, Cumartesi günü tekrar maç oynadılar. Cumartesi gece indiler İstanbul'a ve pazar günü maç yapmak durumunda kaldılar. E, bu tabi bazı diğer oyuncular için Hiç ne Dinlenmeden e, çok kötü bir zamanlama aslında. Aynen, aynen öyle. Bilecin King Cup'ın tam bizim açımızdan zamanlaması e, çok talihsiz yani turnuva büyük ama yani şimdi bir hafta önce, iki hafta önce falan bu kadar turnuvanın dibine koymaları olmadı. Aynen aynen öyle. Elemede bu arada başka isimlerden Surenko var. Surenko da sanırım İstanbul'u evet, kazanmıştı. Evet o da öyle. net 6-2-6-1 geldi ee, elemenin son turuna kaldı. Yani elemede de çok sağlam isimler var. Ee, son dakika katılıp orada elemelerden turnuvaya dahil olanlar arasında. Dolayısıyla burada kadro sağlam. Aynen bir de bir tane daha davetiye var. Onu da söyleyeyim. Nikola Bartunkova. Evet. E, merak edenler olacaktır. E, İstanbul'da davetiye neden Bartunkova gibi bir isme veriliyor? Bartunkova e, turnuvanın hani organizasyonun bir parçası olan ve hatta sahibi olan Octagon'un bir e, oyuncusu. E, onun için onların bir davetiye hakkı oluyor. E, o, o şekilde turnuvaya dahil oldu. Geçen sene de eleme tablosuna sanırım davetiye almış ve orada ilk defa maç kazanmıştı. E, 2021'de işte 152 numarayı yenmişti. Onlar, ondan çok şey bekleniyor. E, onun için böyle wildcard Allah Allah gidiyor bakalım. Onu da izleyebilirsiniz. 16 yaşında. E, Wildcardları da... e, fırsata değerlendirince kariyerde çok ciddi bir sıçrama ve oynadığın turnuva seviyesinde de direkt bir tık yukarıda e, başlıyorsun. Ama tabii Wild card işin başlangıcı o card'la ne yapıldığı çok önemli. Evet. Dileriz bizim Wild card alan iki oyuncumuz İpek ve Pemra'da güzel bir sonuç elde eder. Ve buradan iyi puanlar toplarlar. Çünkü burada toplanan puanlar hala Fransa açık için bir etkeni var. Değil mi Gökalp yanlış bilmiyorsa? Tabii. tabii. Hatta bu hafta son hafta olması evet. lazım. Fransa açık. Bundan sonra yapılacak ve İpek de burada... 1-2 tur geçerse e, elemelere zaten giriyor yanlış bilmiyorsam artık %99. E, ve Ama elemelerde hangi sıralamada olacağı da e, fark ettirebiliyor. Dolayısıyla oradan da bir bakmak lazım. Ben Aranço Rus'a karşı şansını iyi görüyorum Gökayp. Rakip e, biraz agresif ve saldırgan oynayan bir isim. Özellikle zemin yapısına göre bakıp başlangıçta iyi bir defans yapabilirse İpek, basit hata sayısı artacaktır. Çünkü risk seviyesi yüksek vuruşları çok var Aran Çorus'un. Ondan sonra ilk tür geçtikten sonrası da biraz artık Kura'nın yolu nereye götürdüğüne bakıyor. Tabii ki İpek'in klasik Kur'an şanssızlığı ya 1 ya 2 numaranın hemen dibine düşüyor böyle büyük turnuvalarda. Ee, Sorana Cristea ile oynar, oynayacak iki numaralı seri başı. Eğer ki o da tabi ilk maçını kazanırsa, ama o soruya karşı olan maçta gördük ki İpek bu seviyelerde tenisi çok rahat oynuyor ve ah be maç nasıl kaçtı e, dedirtebiliyor. Dolayısıyla burada e, her türlü şansı var ve tabii ki tekrar hatırlatmak gerekiyor bu şans içinde ana etmenlerden birisi destek. İpek'in e, Billie Jean King Cup'ta da çok iyi performans göstermiş. Ve e, son maçında da ilk seti aldı sonra bir şeyler yolunda gitmedi ve maçı kaybetti. O milli duygularla nasıl duygusal bir şekilde ağladığını zaten e, Twitter'dan takip edenler görmüştür e, fotoğrafları. E, hani bu açıdan desteğimizi de bırakmamak lazım. Pemran'ın da dediğim gibi elemelerden gelecek kura'ya göre güzel bir maçı olabilir. İkinci tur muhtemelen Cil Taykmanla. O tabii çok daha zor bir seviye gibi görünüyor ama bakalım. Maçtan. Bir, yani bir, bir maç bir maçtır şu anda bizim için. Zaten hani İpek'in ilk WTA ana tablo galibiyetini hani podcast'te kutlamamıştık. Kutlamış olalım çünkü çok çok büyük bir, bir şey. dönüm noktası. Çünkü bütün kariyeriniz boyunca o aşama yani o ilk 200 civarına gelmek istiyorsunuz. Ve o WTA ana tablosu, ATP ana tablosu maçı kazanmakla oluyor. Ondan öncesi Challenger ve ITF ile geçiyor. Yani hani o atlamayı yaptığı zaman zaten oyuncular çok daha hızlı bir yükselişe zemin bulabiliyorlar kendileri için. Çünkü sistem o şekilde yapılmış. İpek e işte Bogota'ya gidip eleme geçip bir de üstüne ilk turnu kazanıp hatta o Osorio'yu çok zorlayıcı set puanı falan gördü. Onun için üstüne bir de gelip Antalya'da yaptığı maçlar 3'te 3 ile başladı. Ve bunların içinde kariyerin en iyi galibiyeti olan 72 numarayı yenip hani Anabondor'u elemesi var. Ee, iyi bir ritimle geliyor. Senin de dediğin gibi. Bir de seyirciyle beraber çünkü İpek geçen yine bir yerde söylüyordu. Hani seyirciyle oynamayı seviyorum ben onun için pandemi onu biraz etkiledi diye. Ee, Instagram'da bir canlı yayına katılmıştı. Onun için böyle biraz da seyirci olsa e, iyice tadından yenmez. Başarılar dileyelim temsilcilere. Çiftlerde de onları izleyebilirsiniz dediğim gibi. Çiftler tablosunda da iki takımımız var. Ee, bu şekilde. İstanbul herhalde böyle özetleyebiliriz. Artık bundan sonrasını ekranlarda ve... E, ...kortlarda takip edecek dinleyiciler. Deyip... ...biraz daha... E, ...Güney'e... ...Güney oluyor mu tam emin değilim ama... ...Monte Carlo'ya geçelim. Ve orada... ...Fransa, sahilleri. bir, e, Fransa sahillerinde... ...neler olmuş... Bir de onları konuşalım çünkü her şeyden önce dünya bir numarası Novak Djokovic burada aslında e, sezonun ikinci açılışını yapıyordu ve e, nasıl geri dönecek diye merak ediliyordu. O, tabii ki Djokovic Monte Carlo'da çok böyle domine ettiği bir turnuva değil geçmişte hani e, çok iyi skorlar elde ettiği Nadal'a karşı olsun olmasın maçları hep böyle onun oyununu çok kurduğu ve sevdiği bir turnuva değil ama tabii ki dünya bir numarası ve e evi orada ya burası aynen yani kahvaltısına <laughs> geliyor kötü espriyi sanırım geçen sene de Monte Carlo öncesi yapmıştım böyle bir dejavu oldu ama e <laughs> yani sonuç olarak çok uzun bir ara var gerçekten en son Ciri Veseli'ye yenildi ve Dubai'de. Ondan sonra hiç maç yapmadı. Sunshine Double'ı pas geçti, aşı olmayı reddettiği için. böyle olunca nasıl bir ile karşı karşıya olacağız diye beklerken turnuvanın en büyük sürprizlerinden birisi oldu. Ama bu maça girmeden Gökalp şey konuşmak lazım biraz. Gerçekten Monte Carlo hani toprakta tabii ki servisin avantajı bir tık azalıyor ama hem deniz seviyesine olan yakınlığı hem de havanın daha zeminin daha çok kuru olmamasından dolayı çünkü senenin erken zamanları daha sıcaklık çok yüksek değil servisin kırılma şansının en yüksek olduğu toprak turnuvası bence ve bu turnuvada da bunu çok izledik hani dolayısıyla ee, vay işte oyuncu şu şöyle servis kırdırdı böyle kötü servis attı da şöyle kaybetti de filan e, bu turnuva özelinde biraz geçerli daha az olan bir şey e, dolayısıyla Ama sanırım bu sene ekstra bir servis kırılmış gibi şey var e, eskiden Monte Carlo'da bu kadar bu konuşulmuyordu Djokovic'in kariyerinde en çok servis kırdırdığı maç olmuş Be yani 3 set üzerinde maç. oynanan maçlarda en çok servisini kırdırdığı maç 9 kere servis kırdırdı aynen e, İstiyorsan o maça girmeden önce bir şey yapalım. Turnuvaya genel bir. Turnuvaya bakış bir genel. Yapalım. Aynen. Şampiyonumuz Stipas, kim yok her? Aynen. Stefanos Stipas şampiyon oldu. Çünkü Djokovic'ten girince Stefanos'un hakkını yemeyelim arkadaşım. Eee <laughs> ikinci defa Monte Carlo'da şampiyon oluyor. Arka arkaya Monte Carlo şampiyonu oldu. Federer'in burada şampiyonluğu yok. Evet. Böyle bir girişle çok önemli üst seviye sıralama mücadelesinde buradaki bin puanı tabii ki onun için çok önemli savunması gereken dolayısıyla bu turnuva'yı savunması onun adına ayrıca da bir ek bir stres faktörü vardı yani bu önceki şampiyonluğundan dolayı evet, ve seneye çok çok iyi başlamadı e, bu, o dirsek ameliyatı olmuştu Aralık ayında hani e, böyle başladığı bir seneye masters kazanarak devam etmesi e, çok etkileyici. Tabii en büyük ikinci hikaye belki de en büyük hikaye Alejandro Davidovic'in finale kadar gelmesi. Böyle çılgınlar gibi maçlar alarak önce işte Djokovic sonra David Goffin. Ki David Goffin durduk yere turnuva kazandı Marrakeş'te geçen hafta. Onun üstüne gelip <laughs> burada iki tane de maç yendi, maç aldı. Yani böyle sanırım arka arkaya yedi galibiyetten sonra Davidovic'e kaybetti. Davidovic üstüne gitti, 3 sette Fritz'i geçti sonra 3 sette Dimitrov. Sonra finalde Sipas'a kaybetti. Onun için de süper bir hafta. Ben hiçbir şey izleyemedim ne yazık ki. Ee, e, Sisi Pasa, dair neler söylemek istersin? <laughs> bir tek Sisi e, volesini Davidović'in yerlerde sürünürken ki hallerini gördüm. Benden bu kadar. <laughs> Şimdi tabi e, tabii şunu söylemek lazım. Önce Sisi başlayayım. Şöyle ki Sisi Pasa tabii ki dirsek ameliyatı olduğu ve ondan sonra aslında Yarı finaller, finaller gelmedi ve acaba Tsitsipas nereye gidiyor? Ve hatta birçok insan bu turnuvadaki ve bu toprak sezonunda göstereceği performans e, onun e, kariyerinin hangi seviyede kalacağına önemli bir gösterge olacak gibi. Ki daha Tsitsipas'ın yaşı kaç yani e, gibi bir yere giden e, anlam yüklemeler olmuştu. Hani bu bahsedilen adam geçen sene Roland Garros finalinde Oynayan bir isim. <laughs> dolayısıyla. Kızıfrol e, e, Orası zaten bambaşka bir şey. Ee, ve dolayısıyla bu kadar e, Tisipas burada bir şey yapamazsa artık bir şey yapamaz kafasına gelmesi bence çok gereksiz bir kafaydı. Ee, Orada da Tisipas'ın çok etkilenmediğini de gördük. Yani insanlar tabii turnuva turnuva izliyorlar, oyuncular hakkında yorum yapıyorlar. Ama bu tenisçiler her Allah'ın günü gerçekten her Allah'ın günü korta çıkıyorlar maç yapsınlar yapmasınlar nelerini geliştirebilirler hangi o silahları eksik bunu üzerine çalışıyorlar ve bu bir yerde tekrardan oyunlarına dahil ediyorlar yani bu 35 yaşında Nadal bile hala bunu yapıyor dolayısıyla öyle 25 yaşında 24 yaşında artık bir şey olmaz demek gerçekten hani tenisi çok izlememek takip etmemek ...şeklinde yorumlarım o ben. Biraz oyuncunun karakteriyle de alakalı. Yani Oyuncu ne kadar kendini geliştirmeye aç, açık. Tabii. Ama e, şu var... ...tabii bu işler biraz da Alcaraz maçından sonra da... ...biraz yorumlar bu yönde gelmeye başladı. Yani Alcaraz yenince ve sert zeminde... E, ...basit hata sayısı... ...özellikle backhand tarafında çok şey olunca... ...ya bu çocuğun backhandleri de... ...teknik olarak sert zemin için... ...biraz yavaş. Doğru olabilir... Ama e, yani kariyerinin belli bir aşamasında her oyuncu önce tercih ettiği bir zemin vardır ve e, zamanla geliştirecektir. Ki tekel bekent için e, ser, e, sert zeminde de geliştirebileceği çok fazla yer vardır. Ama Titipas'ın bu turnuvada benim en çok hoşuma giden e, özellikleri genel olarak değerlendirdiğimde e, bir servis istikrarı ve servis kara, derinliği, bence oldukça başarılıydı. Tabii ki bu turnuvada o da servis kırdırdı birçok kez ama placement'la çok ilerlemiş. Özellikle bundan sonraki turnuvalarda bunun faydasını daha da fazla görecektir. Bu hafta Barcelona'ya yine muhtemelen katılacaktır, çekileceğini düşünmüyorum. Ve oradaki ortamda biraz daha fazla bu da ön plana çıkacaktır ki geçen senenin finalisti Barcelona'da da ki çok çetin bir Nadal maçını kaybetmişti. Hani burada ne olacak göreceğiz. Ama Tsitsipas'ın çok iyi beğendiğim yönü bunu Mert Hoca da söylemişti. Kısa, kısa drop shotları çok doğru tercihlerde kullandı ve rakibi devamlı hareket ettirerek hataya zorladı. Özellikle yavaş zeminde bu taktiksel olarak çok öne, öne geçen bir durum. Ne kadar rakibi hareket ettirirsem hatayı o kadar çok yaparsın çünkü güç odaklı mesela zverev biraz gücü arttırdımda da hemen hatalar gelmeye başladı. Bu biraz daha taktik planım ön e, taktiksel kurgunun ön plana çıktığı bir turnuvaydı, zeminin yavaşlığından dolayı ve e, spinin de çok ön plana çıktığı bir turnuva da, turnuvaydı ve Tsitsipas buradan çok başarılı çıktı. Zverev zaten müthiş rahat yendi. Zverev'e karşı oynarken 5-2 öndeydi, 5-3 yaptı Zverev sonra gitti kendi servisini kırdırdı 6-3 kapatabileceği sette ama sonra gitti Zverev'in servisini kırdırdı. Zverev'e de ayrıca dokunacağım ee, özellikle onun da neden orada tıkandığını ama oyun planı olarak ben Stefanos Tsitsipas'ı çok iyi bir seviyede gördüm. Gerçekten maçta ne yapmak istediğini çok iyi biliyor rakibine karşı, son derece soğukkanlı kalıyor. O çıldıran, egzecere hareketler yapan bir tutum asla yok ki tuvalet molaları da yasak. Artık dolayısıyla iyi bir toprak sezonuna başladı ve böyle devamda edebilir eğer ki bir sıkıntı çıkmazsa. Evet, benim tahminim konfor alanına dönmesinin zaten bir verdiği bir rahatlık da vardı. Çünkü Sivas'ın en çok zorlandığı şey returnler oluyor hızlı zeminlerde. Toprakta o zorluğu yaşamadığı için ve geçen seneki, geçen iki seneki topraktaki performanslarının ne kadar kendisine özgüven sağladığını farkındadır. Yani Nadal'ı az kalsın yeniyordu, Djokovic'i az kalsın yeniyordu ve çok önemli arenalarda yeniyordu ikisine de. bir rahatlamıştır o da. Toprak geldi, ben bir arkadan rahat rahat o backhand drive return'ımı alayım. Çiplim, slice falan uğraşmama gerek yok diye keyfi gelmiştir bence. İzleyemeden böyle tahminlerle ben de katkıda bulunayım. Doğru. Söylediklerin hepsi doğru biliyor musun? ya yani Gerçekten o zaman kazanmanın ve backhand'leri yüksek spinle geriye atıp rakibi dışarıya atmanın çok ekmeğini yedi. Özellikle Zverev zaten baseline'ın çok gerisinde kaldı ve Tsitsipas o maçta çok iyi yaptığı şey baseline'in üzerine oturdu. Sürekli sertlikle değil ama zaman çalarak ve kortun açılarını devamlı değiştirerek Zverev'i hataya zorladı ve hani maç sabaha kadar oynansa Zverev çeviremezdi. 10 kere servis kırdırsa 12 kere servis kırardı. Bunda buradan Davidovic Hokina'ya gelmeden önce çok kısa bir Zverev'e dokunayım. Zverev'in return'lerinin etkisizliğinin önemi vardı ve hala çok büyük bir problem olan ikinci servislerin etkisi vardı. Dediğim gibi servisin ön plana çıkamadığı bir turnuva dolayısıyla Zverev 210'la bile servis atsa blok returnlerle vesairelerle sürekli ralliye zorlanabiliyordu. Özellikle bir tık servis oyunu düştüğü zaman ralli oyununda da o kadar geride bekleyince ağır zeminde tabii ki çok geride kalıyorsun ve ister istemez hataya zorlanıyorsun. Çok iyi vuruşları da oldu ama onlar böyle anlık kaldı ve çok geriden ve yüksek riskli vuruşlar oldu. Zverev bu ikinci servisle toprak sezonunu nasıl geçirecek ki bu adam Roland Garros'ta da çeyrek final görmüş, Masters kazanmış, Madrid'de böyle bir isimken çok merak ediyorum ne yapacak. Çünkü oyunu dominasyondan ve plandan çok uzaktı iyi servisle ser, iyi servisle kendi servis oyunlarını alıp rakipte fırsat kovalama üzerine kurulu bir taktik. Bu dünya bir numarası olmak istiyorum. Bu sene Grand Slam kazanmak istiyorum diyen bir oyuncunun oyun planını kurabileceği bir seviye değil. Özellikle ikinci servisi ona çok çok büyük problem yaratacak. Zaten herkesin de bildiği malum sebeplerden dolayı kendisinde çok fazla başarılı alanlarda görmemek benim de şahsi tercihim. Yani dolayısıyla e, bu sıkıntılarının devam etmesinin benim açımdan hiçbir sıkıntısı yok. <laughs> Problem yaratmaz. Davidovich Fokina ilk e, belki insanlar hatırlayacaktır. 2019'da elemelerden Estoril'de gelerek yarı finale kadar çıkmıştı. Ve orada bir wow İspanya'dan yeni bir yıldız mı geliyor denmişti. İlk orada bir heyecan yaratmıştı. Oyunuyla biraz farklıydı. Bir de, bir de Wimbledon şampiyonu. Tabii Junior. Aynen ya yani orada zaten Junior Wimbledon'u kazandıysanız zaten üstünüzde bir şey oluyor. Pikachu gibi bir fotoğrafı var. O eski <laughs> fotoğrafı. Sonra e, çim beklerken toprakta inanılmaz şeyler yapmaya başladı. Aynen. Hatta onu konuştuğumuz bölümü de hatırlıyorum. Orada tam da bundan bahsetmiştik. Yani bu, bu çocuk İspanyol ve toprakta büyük başarısını elde etti ama tipik bir İspanyol oyuncusu değil. Bakın bu çocuğun Wimbledon Junior şampiyonluğu var. Böyle böyle diye de o zaman da anlatmıştık. Seni 2019. Ya zaman çabuk geçiyor Gökhan. 3 sene. Büyüdü hepsi büyüdü. Evet. <laughs> Ve evet artık yani Davidovich Fokina burada tekrar büyük bir patlama yaşadı ama hani şu anda çok başka bir oyuncu oldu değil. Bu hani oyun tarzı olarak bu yapısı devam ediyor. Bu turnuva bana soracak olursam Eski maçlarını böyle izlediklerime biraz nazaran e, düşündüğümde mücadele yönü ve sürekli denemeye devam etmesi ve kopmaması önemli. Kendisiyle çok konuşuyor hala ve tamam burada Masters finaline geldi ki iyi de maçlar da oynadı. Joko, ne olursa olsun dünya bir numarasını yendi. Djokovic evet, yendi. Evet, Dokuz evet, kere seviyor yani yani. Hiç böyle ani ilk defa böyle bir şey oldu. Hiç böyle bir şey yoktu gibi bir şey yok. Çünkü geçen sene Roland Garros'ta Casper Ruud yenip çeyrek finali yükseldi. Aynen Roland yani Garros'ta şey çeyrek var. finali var. Geçen sene de Monte Carlo'da yine çeyrek finali var. Zaten bu turnuvayı seviyor esasında. Evet. E, dolayısıyla e, burada şunu söylemek gerekiyor. Hani bundan sonraki aşaması kazandığı ve kaybettiği maçlarda en büyük sıkıntısı basit hatalarının winnerlarına oranla çok yüksek olması. Eee Biraz şu anda Deniz Şapovalov'u andıran bir oyun planı var. Yüksek riskli, agresif. Bunu nereye evrilteceği ve oyun planını nereye götüreceği de zamanla e, göreceğiz. Çok genç de değil ama çok ilerlemiş yaşı da yok. Hani 22 yaşında. Dolayısıyla hani buradan he, yani bu seviyede kalabilir iyi bir yere oyununu oturta da bilir. Ama oyununun daha kesinlikle olgunlaşması gerekiyor. Özellikle plan kurgu olarak çok olgunlaşması gerekiyor daha. Fakat hani bu yönü eksikken bile bir master finaline çıkmayı başarabilmesi ki çok formda bayağı iyiydi bu turnuva Dimitrov. Dimitrov'u net yendi. iyi yendi. Titipas'a karşı da kötü bir maç oynamadı finalde. ikinci sette Hatta tiebreak'e de çevirdi son anda. Yetmedi. Ama e, ne olursa olsun bir turnuvayla bir oyuncuyu e, tamam artık bu oldu diyemeyeceğimiz gibi bir turnuvayla da gömemeyiz. E, ama bu turnuva Davidovic Fokina için bence seviye olarak önemli bir özgüven oldu. Yine Roland Garros'ta ne yapacağı tabii ki biraz da momentumuna ve kuraya bağlı. Özellikle Grand Slam'de kura çok 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 önemli. Bir de tabii ki King of Clay demişken Nadal'ın durumunun ne olacağı da çok önemli. Çünkü genelde Nadal'da Djokovic'te nice yarı final potansiyeli olan, çeyrek final potansiyeli olan oyunculara ikinci, üçüncü turda hacamat edip kimsenin adını sanını duymamasına ve ortalama bir oyuncu olarak kalmasına çok çok sebep ...biyet verdikleri oldu. Aynen. Şimdi sadece sonuçlara bakarak... ...iki üç şey söyleyeyim. Bir tanesi... E, ...Kuray'a da bakıp tabii... ...Nadal 2004'ten beri Monte Carlo'yu... ...kaçırmamış. İlk defa bu sene kaçırmış. Bu inanılmaz bir şey. Nadal'ın kariyerine dönüp baktığımızda bir turnuvayı... E, ...17 sene boyunca... ...kaçırmamış olmasına inanamıyorum. bu e, Bunu yeni okudum. E, i̇kinci olarak... E, Dimitrov yine hiç beklemediğimiz ve kendisinden bütün ümidi kestiğimiz anda yarı finale yükselmiş. Kendisini tebrik ederim. Ve Acayip çok iyi şey. maçlar çıkardı. E, Hurgaç neler yapıyor? E, kendisinin toprakta galibiyeti yoktu falan gibi hatırlıyorum. Öyle bir istatistiği vardı en azından. Yani toprakta hiç oynayamıyordu derken. Yendiği isimler Hugo deyen Pedro Martinez ve Albert Ramos. Hepsi üç toprakçı. tane toprakçı. Yani üçü Pas de toprakçı, toprakçı. diyebileceğim. Aynen, aynen yani. yani. Böyle toprakta yaşıyorlar. O isimleri yenip Dimitrov'a karşı üçüncü set tiebreak'te kaybetmiş. E, e, helal olsun Hubert. Hubi'nin bu turnuvada ekstra yaptığı şeylerden biri de Titi e, Titipas'ta da bahsettiğim e, drop shotları tercih doğruluğuydu ve gerçekten toprak zeminde hareket etmeyi iyi öğrenmiş. Çok ileri geri özellikle uzun boylu oyuncuları bir ileri geri yaparsın dengesi bozulur hataya sürüklersin. Onların hiçbiri olmadı gerçekten bir de iyi servisin oyununa iyi rally performansı eklenince tabi oraya kadar geldi ve hani şunu söylemek gerekir. Ben hani bu uzun boylu ve biraz da hantal tipli bir oyuncudan bu denli bir atletik hareketliliği beklemiyordum. Bu açıdan Hubi'nin de kariyerini sert zeminden yaygınlaştırması adına önemli bir şey. Yani demin Titipas'la dedik, sert de tutmuyor ama toprakta da daha özgüvenli gibi burada da biraz tersi bir durum. Ama tabii ki Titipas'ınki biraz daha ileri seviyede bir beklenti sonuçta Federeri Serseminde yenmiş bir isim Stefano Siti hani dolayısıyla Selçam, biraz evet. benchmarkları biraz tabii, farklı koymak lazım. Ama o oyunu bir... spin çok fazla olmadığı için ya yani Toprak spin çok istiyor tabii. Tabii Onun ki. Onun backhandi e, hatta forehandi de dümdüz. E, ama bu maçtan ya yani bu turnuvadan önce Toprakta kariyerinde e, oynadığı 25 maçın 9'unu kazanabilmiş sadece. Onun için iyi bir e, böyle şey olmuştur özgüven pompalayıcı bir e, turnuva olmuştur. Bir de erken elendiği için e, biraz gözden kaçabilecek olan bir isim, Yannick Siner. O da burada e, gerçekten önemli maçlara imza attı. E, biraz onun da derken onun... derken çeyrek oynadı bu arada. Tabii. Rublyov'u yendi, senin, Alex Deminoru yendi e, ve şey, işte pardon e, Rusuvori'yi yendi ve özellikle Rublyov maçında şunu söylemek gerekir. Gerçekten maçın ilk setini kaybettiğinde esasında hala daha şeyi çözümlüyordu. Ben bu çocuğun neresine yüklenmeliyim? Nasıl oyununu bozabilirim? Yani seti rakibini anlamak için oynamaya devam etti ve o çözümlemeyle Rublev'un da tabii ki her zaman bahsettiğimiz en büyük sıkıntısı B planı C planı olmaması ancak Z planı olması orada inanılmaz bir çözümle çözülme getirdi ve bir iki sonraki iki seti 6-1 6-3 aldı Zverev maçında da her şey iki tarafa gidebilirdi ama şunu söylemek gerekir Zverev o maçta kritik oyunlarda çok çok iyi servis attı ve Siner bir tık e, heyecanına yenildi. Çünkü e, en kritik oyunlarda böyle seti kapatabileceği veya işte seti koparabileceği oyunlarda e, servisinde çift hata yaparak 3 tane sanırım 5 kere servis kırdırdı. Bu oyunların 3'ünde çift hata yaptı. Ve her çift hata yaptığı oyunu kaybetti. O biraz böyle tam bir servis özgüveni düştüğü anda servisini kırdırdı. Ee, hem bu zeminde servis oyununa tutunmak tabii biraz daha zorlu. Belki bunu kabullenmekte biraz zorlandı. Hem de e, bir tık daha o mental özgüven Zverev'e karşı biraz sıkıntılı yaşadı ki Zverev'i daha önce hasta masta da olsa Roland Garros'ta yendi yani ikisiner. Orada bir tık Seyirciye rağmen müthiş bir seyirci desteği vardı her turda bu arada. Rublyov'a karşı zaten Davis Cup gibiydi. Ona rağmen orada biraz kaybetti ama Alcaraz-Siner dediğimiz zaman hani biraz daha orada o oyun planına sadık kalma ve planı strateji maçın sonuna kadar devam ettirme noktasında Alcaraz'ı çok övmüştük. O bu turnuvada da Siner'i biraz geride kalmasına e, sebebiyet verdi. Ama e, çok yakın maçtı ki Alcaraz demişken de o da burada ikinci turda elendi. Bana sorarsan elenmesi de normal e, olabilir bir skor. Hani kendisi de demiş zaten hani, tamam okey her turnuva iyi oynayacağız diye bir kaydı yok. Sebikor da toprak, toprağı da seven bir uzun boylu oyuncu. Hani e, çok kelalaka birine sürpriz bir sonuç yaşamadı. Amerika'dan geldi, sert zeminden geldi. Bence çok normal bir şey. Alkaras'ın hala bu e, toprak sezonunda bence çok çok adını e, duyacağız. Bir turnuvada erken elendi diye. İşte o demin dedi bir turnuvayla oyuncu yüksel yüceltip bir turnuvayla da gömmemek gerektiğini. Bence bize zaten bu toprak sezonunda Alcaraz da gösterecek Gökhan. Aynen İlk, öyle. Monte Carlo'yu soksan... burada toparlayabiliriz. Aynen. İlk iki şampiyonumuz Taylor Fritz ve Carlos Alcaraz'dı. Masters'a Stefano Tsitsipas'la devam ediyor. Böyle de bir sene oluyor 2022. Bakalım Masters şampiyonları nasıl devam edecek. Kadınlarda Şiontek Şiontek olarak gidiyoruz. var. Pardon. Efendim? ATP yeni WTA geyikleri dönüyor şimdi. <laughs> Iga her tarafı silip süpürürken ATP tarafında herkesin evet ayrı kupalar kazanması. Aynen. <laughs> karakter bu sene karakter değiştirdiler. <laughs> e, bu hafta neler oynanacak? Tabii ki İstanbul var. E de bir de Stuttgart diye bir turnuva var. <laughs> Ona bakmanıza pek gerek yok. <laughs> herkes orada. Gerçekten herkes orada yani. Aynen. Acayip İlk bir 20... tabii ödü, para puan. ödülü de çok yüksek Stuttgart'ın. Çünkü puan, yani puan yüksek. Yani akıyor, puan yüksek, para ödülü yüksek baya şey bir turnuva. Aynen. Ee, erkeklerde Barcelona var bu hafta. Ee, bir de 250'lik bir turnuva vardı değil mi? Ee, Barcelona bu arada daha demin sormuştun. Sisi pas katılıyor. Kural çekilmiş. Alcaraz'la aynı çeyrektiler. İkisi çeyrek final oynayabilirler. Oynarlarsa da çok güzel olur. Bir de Belgrad var. Belgrad turnuvası da bu hafta oynanacak. Belgrad'da kimler oynayacak diye merak ediyorsanız Belgrad'da oynayacak isimler. Geçen sene Matteo Berrettini kazanmıştı burayı. E, Djokovic tabii ki Belgrad'da. Djokovic, Rublev, Hachanov, Karatsev bloğu olarak e, oraya ilk dörtü kurmuşlar. Garin, Fonini, Ketsmanovic ve Krajinovic diğer sek, e, sekiz seri başını tamamlıyor. E, bu şekilde Barcelona her zamanki gibi büyük ihtimalle çok çok güzel bir turnuva olur. Orada da dediğimiz gibi ilk seri başı Tsitsipas 2 root 3 Felix, 4 Nori, Alcaraz, Schwarzman, Carreño, Basileşvili diye gidiyor efendim. Belgrad'da bir de unutmadan Dominic e, Dominik de oynayacak diyelim. Onun da orada seri başı olmasa da şu anda e, geri dönüş yolunda önemli bir aşama. Evet, Wawrinka'da Monte Carlo'da e, set aldı. E, Bublik'e kaybetti. Ama onun Buradan da çekildi davetiyelerinin Belgrad'daydı. Sonra çekildi Wawrinka buradan. Umarız sakatlıktan değildir. Sadece ben istediğim seviyeyi aldım. Dur bir dinleneyim hele <laughs> kafasıdır. Çünkü toprakta Wawrinka gerçekten ayrı bir renk. Aynen öyle. İstiyorsan burada kapatalım bu hafta. Tamamdır. Ha haftaya bakalım neler konuşacağız. Şampiyonlar olacak. Ee, İstanbul'un nasıl olacak Onları konuşuruz. Bizden şimdilik bu kadar. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.